Çok muhterem üstadlarım, sevgili Ankaralılar, ekranları başında bizi takip eden yüce milletim, saygı, sevgi, hürmetlerimle sizleri selamlıyorum. Kusura kalmayacaksınız. İşte şarkı, marş söyleyince sesimiz kaçtı gitti. Hasan Bey kardeşim Çanakkale Marşı'nı çok mükemmel okudu. Yarın 18 Mart Çanakkale'mizin yıl dönümü. Orada şehit olan dedelerimize, geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Şefaatlerinden bizi mahrum eylemesin. Ben de onlara ithafen, Akif'in, Hasan okudu ama birkaç satırı okuyayım. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninde inip her siperin, sönüyor göğsü üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağnak, sağnak. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin-i sikam. Akif'in de ruhu şad olsun, geçmişlerimize rahmet olsun. Sevgili Konyalı kardeşlerim, esasen bu ana kadar konuşmalar sizleri doyurdu. Ekranları başında olanları doyurdu. Biz de böyle hatıralardan bir demet derleyelim. Kısa bir zaman içerisinde sizlere bunları aktarmaya çalışalım. Ancak şunu gördüm. Ankaralı kardeşlerim bu programa yoğun alaka, ilgi gösterdi. Salonun içi ve dışı tıklım tıklım, en az 5000 kardeşim burada var. Şimdi şuna karar vereceğiz. 5000 çarpı 100 ne eder? 500.000. Yani yarım milyon oy getireceksiniz. Kardeşlerim, ben bu işi çok iyi biliyorum. Bunda hiç tereddüdünüz olmasın. Bir genel başkan çıkacak. Ben şunları, 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 şunları yapacağım. Yani programını anlatacak. Altına noter tasdikli imzasını koyacak ve insanına dağıtacak. Bunlar senettir, bildiğimiz senettir. Şayet biz bu dediklerimizi yapamamış olursak,
iki dava açılacak. Bir, tazminat davası. Neden? Bu adam üçkağıtçılık yaptı. Bu senetleri gösterdi, bizi kandırdı, oylarımızı aldı. Şimdi bunun gereğini yerine getirmedi. Bu yönden açacağınız davada %100 haklısınız. Tazminatı kaç para derseniz onu kazanırsınız. Sayın hukukçularımız burada. Hocam, Ünal Bey doğru mu yanlış mı? Doğru. Ve anayasanın profesörü. İki, arkadaşlar, ikinci bir dava açma imkanınız olacak. O da şu. Bu bizi dolandırdı, üçkağıtçılık yaptı. Bir de ceza davası açacaksınız. Bunu da %1000 kazanacaksınız. Şimdi bir genel başkan bütün bu riskleri alır da noter tasdikli senedi vatandaşına dağıtır mı? Peki kardeşlerim, neden buradan biz şunu çıkarmadık? Bu Avrupa'nın, Amerika'nın papağanlarını alıp da başımıza musibet olarak koyduk da şimdi ülke parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Bunun hesabını yapıyoruz. Şimdi var mısınız Haydar Hoca'yı tek başına iktidara getirmeye, var mısınız? Bakın, hiç kuşkunuz olmasın. Ben bu işi çok iyi biliyorum. Sıradan değil. Vallahi de, billahi de, tallahi de ben biliyorum ve yaparım. Bunlar çok samimi, hepsini tanıyorum. Bizim ilmimizin sadakası etmezler. Bu bir ilim işi. Bir de şu taraf benim zoruma gitti. Bu tanıdığım adamlar geçtiler, bize çaka satıyorlar. Gel de çatlama. Var mısınız onları çatlatmaya? Tamam. Şimdi bu süreçte AK Partisi Törer'le masaya oturdu. Türkiye'nin barışını, anayasasını konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hukukçular burada. Tabii biz görüşlerimizi önce onlara takdim edeceğiz. Onlar evet derse size aktaracağız. Ben şimdi huzurunuzda çok kıymetli hukukçularımıza, özellikle Ünal Hocama, anayasa profesörü olması münasebetiyle, Ahmet İrman nerede? Sizlere, İbrahim de burada. Epey hukukçumuz var. Bak burada Recep de var, Lütfullah da var, kusura bakmayın. Bu süreç Türkiye'yi bölünmeye getiren sürecin başlangıcıdır. Doğru mu? Sayın hukukçular, doğru. İki. Bu, o halde bu yasal ve anayasal bir suçtur. Hocam doğru mu? Tekrar ediyorum. Bu yasal ve anayasal bir suçtur. Üç. Bu süreç toplumda barışı değil, çatışma ortamını en sonunda ortaya çıkartacak. Barış derken bir de bakacağız ki herkes silahı beline koymuş, Allah korusun, mahalleleri, sokakları pay etmeye durmuş. Madem ki terör her şeyi hallediyor, vatandaş da haklı. Biz de işimizi halledelim, belimize silah koyalım. Neden? Çünkü burada konuşulan İmtiyaz yasaları. Buraya gelmişken bir hususun altını çizelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, Kürt olsun, Laz olsun, Çerkez olsun, Boşnak olsun, Arap olsun, Süryani olsun, Keldani olsun, ne olursa olsun, bunların tamamının adına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı denir. Arkadaşlar, bunların her birinin hakkı devletin önünde, hukuk önünde müsavidir, eşittir. İsterse
bir Süryani çalışır, çabalarsa Genelkurmay Başkanı olur. Cumhurbaşkanı olur. Kurallarına uyduğu zaman. Bir Kürt de olabilir, Laz da olabilir. Mesela ben Laz Cumhurbaşkanı'nı tanıyorum. Rahmetli Cevdet Sunay. Kürt Cumhurbaşkanı'nı da tanıyorum. Rahmetli Turgut Özal. Öyle değil mi? Yani bu memlekette Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkezi'nin önünde devletin hiçbir engeli yok. Ama hocam bildiğin gibi değil, Güneydoğu'da çok ciddi çileler çekildi, işkenceler yapıldı. Doğru mu? Doğru. Bunlar kim? Bunu devlet yapmadı. Bunu kim yaptı? Devlette idare mekanizması, icraatta olan siyasiler yaptı. Şimdi hesaba çekilmesi gereken siyasiler kendilerini temize aldılar, devlet hesaba çekiyorlar. Devleti yok edecekler. Buna var mısınız karşı durmaya? Devlet bizim devletimiz. Bunlar senelerce devlete dinsiz dediler. Bir taraftan dediler, diğer taraftan işittiler. Sevgili arkadaşlar, bu devlet bize ait. Bu devletin hiçbir günahı yok. Ama devlette idareyi bilemeyen veya birilerinin maşası, aleti olan insanlar istismar ettiler, olayları yanlış yönlendirdiler. Güneydoğulu kardeşlerimizi dağa çıkardılar. Yani aynı etkinin altında Karadeniz'de olsaydı vallahi o da dağa çıkardı. Niye? Karadeniz'e de hizmet gitmedi. Aynen Güneydoğu gibi. O halde sevgili Ankaralılar, yapmamız gereken devleti suçlamak değil, siyaseti kim yaptıysa o suçluyu, o faili ortaya koyup cezalandırmak. Var mısınız buna? Ha, Sayın Başbakan ve hükümet işine kolay geleni yapıyor. Oturalım, imtiyaz yasası tanıyalım. Tamam, tanıdık. Ne olacak? Bizim Lazistan, Laz bölgesi, Rize'den o taraf Laz. Ben geçen konuşuyorum, oftan bir arkadaş dedi ki vallahi onlara imtiyaz yasaları tanınsın, ben de dedi imtiyaz yasası isterim. Doğrudur. Tabii sen ona verirsen öteki aferin, güzel mi yaptın diyecek. Mesela gidiyorsunuz Adapazarı'na, Çerkezler demeyecek mi ki canım onlara var da bize niçin yok? Geçin Bursa'ya, Boşnaklar demeyecek mi ki onlara var da niye bize yok? Bu imtiyaz adı altındaki yasaların Türk hukukuna getirilmesi bilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak ve vatanını bölmek manasına gelir. Var mısınız karşı durmaya? Yapılanların tamamı hukuki bir suçtur. Ha bugün sen Süleyman'sın. Ama bir Süleyman vardı. Nerede? İran'da. Şahı biliyorsunuz. Hümeyni'nin önüne geçti. Hümeyni önüne aldı, onu kovmaya başladı. Dünya fare deliği kadar küçük geldi ona. Sonunda ölecek bir vatan bulamadı. Sayın siyaset, siz benim öz kardeşlerimsiniz. Din kardeşlerimsiniz. Bir kardeş olarak ben size buradan haber veriyorum. Vallahi de billahi de kaçacak delik bulamazsınız. Bunu en son bir şey. Ha biz şefkatimizden, merhametimizden, sonra devlet adamlığı kardeşlerim, psikolojik etkilerle yapılan bir meslek değildir. Devlet adamlığı babalıktır, analıktır. Devlet adamı olan vatandaşlarını kendi öz evladı gibi koruyacak, yarınlarını düşünecek, ona göre hizmet programı, projesi, tezi hazırlayacak. Ben şimdi gerek iktidara gerekse muhalefete bakıyorum. Eğer yanlış konuşuyorsam elinizi kaldırın,
hayır yanlış konuşuyorsunuz deyin. Hiçbir zaman çekinmeyiz. Kardeşlerim, gerek iktidarımızın, gerekse muhalefetimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarını bölgelerinde olsun, mecliste olsun, ileriye taşıyacak bir projesi var mı? Var mı? Yok. Bir tezleri var mı? Yok. Seçim zamanı geliyor, siz belki işin farkında değilsiniz. Benim sosyal devlet projelerini çalıyorlar, başlıyorlar okumaya. Allah Allah. Utanmayanın bu dünyada sefası var derler ya öyle. Tamam, güzel verdik sana. İktidara getirdik seni, erkeksen uygula. Oğlum orada bir cümle var ama onun ardında tam 20-30 sayfa bu işin mantığı var. Bu nasıl hayata geçecek? Hangi kaynaklar devreye girecek? Sen bunu bilmiyorsun, son cümleyi okuyorsun. Bu son cümleyi okumakla bu iş olmaz. Şimdi bunların son cümlesini siz okuyacak mısınız? Okuyacak mısınız? Tamam. Evvela şuna karar verelim. Bu işi benim bildiğime inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Ama çok yavaş. Yani niye sordum biliyor musunuz? Eğer inanıyorsanız beraber olacağız. Bir bilek bir yürek olacağız. Hayır, inanmıyorsanız milyonların huzurunda ben denenmeye varım. Hem de istediğiniz iktisatçıyla. Çok net konuşuyorum. Bu işi ben biliyorum. Bakın vallahi yarın Allah'ın huzurunda 20 tırnağımla yakanızda olurum. Bunu hiç unutmayın. Bugün ben size hesap vermeye geldim. Bana hesap soracaksınız. Şunu nasıl yapacaksınız? Yapamazsam, diyemezsem, cevap veremezsem o zaman sırtınızı bana dönersiniz. Ama çökmekte olan bir vatanın satında yapacağını bildiğiniz halde bir takım dedikodulara, fitnelere kapılıp da kaçarsanız işte o hesabı da ruzu mahşerde sormaya benim hakkım vardır. Var mıdır? Var mıdır arkadaşlar? Bakın ne yazdık, ne dedik? Sosyal devlet şeylerini ver bana. Bakın arkadaşlar, şunlara bakın ya. Siz bir bardak su istediniz, ben size okyanusu getirdim. He vallahi öyle. Şimdi arkadaşlar, tabii ben sorarım, hesap sorarım derken yanlış anlamayın. Tek kişiyim ben. Bak ne kadar güçlüyüm ki hepiniz sustunuz. Değil mi? Haklıyım yani, haklı. Haklı. Ya ben doğruyu konuşuyorum, beni sıfırla çarpıyorsunuz. Adamlar yalan konuşuyor. Amerika'dan adam alıyor, destek alıyor, onların projelerini hayata geçiriyor. Allah Allah. Ayıkmamız lazım. Ayıkmamız lazım. Çok samimi konuşuyorum. Ne dedim ben? Ben her birinize vatandaşlık maaşı vereceğim. O günün şartlarında 500 Türk lirası dedim. Yönetimle inşallah oturup bunu kararlaştıracağız. Bu çok paranın değeri kalmadı, pula döndü. Azeri tabiriyle bunu 700 veya 1000'e çıkartırız. 2 asgari ücret 4000 Türk lirası olacak. Asgari ücret. Emekli olan arkadaş kaç lira alıyor? 750 lira para. 800 lira para. Ya bu adam kirada oturuyorsa ne yapacak ya? Hırsızlık mı yapacak? Yaşı da geçti, yapması da mümkün değil. Binaenaleyh kendi geleceğinizi iyi düşünün. 3 ev hanımlarını işçi statüsüne kavuşturup hukuki zemine oturturup işçi maaşı vereceğim onlara. Şimdilik bu 500 lira. Yarın o 1000 liraya çıktığı zaman 1000 Türk lirası alacak. Artı bir de vatandaşlık maaşı alacak. 1000 lira ise 2000 lira olacak bu. Anneler, bakın bu seçim sizin seçiminiz. Ha Haydar Hoca bunu size yapmadı. Ne yapacaksınız? 2 tane dava açacaksınız.
benim nem var nem yok elimden alacaksınız. Bakın bende o göz var mı, çıkartayım gözlüğü. Yani sağ olun gençler. Şimdi bu işi biz yapacağız. Bunda kuşkunuz olmasın. Esasen ben bu projeleri kim için yazdım biliyor musunuz? Güneydoğulu vatandaşlarımız için. Şimdi sayın siyaset Apo ile oturdu, işi konuşuyor, halledecek. Oğlum bu iş öyle bitmez. Bu adamın işi var mı? Yok. Aşı var mı? Yok. Peki yani seninle oturup konuştuktan sonra niye sussun veya silahını başka yerlere göndersin? Göndermez. İşte ben bunu düşündüğüm için bu vatandaşlık maaşını ortaya koydum. Bugünkü şartlarda gelin Güneydoğu'ya gidelim. Burada Güneydoğulu bir kardeşim varsa eline kalemini alsın. 5 nüfuslu bir aile ele alalım. 18 yaş üstü olsun bunlar. 18 yaş üstünde olanların tamamı 5'er 100 lira vatandaşlık maaşı alacak mı? Alacak. Kaç para etti? 2500 lira. İki tane hanımın olduğunu, bir gelininin, bir kızının oldu, affedersiniz, annenin olduğunu kabul edersek, bir de bunlar işçi statüsünden emekli olduğu için 5'er 100 lira dalacaklar mı? Kaç para etti? 3000 Türk lirası etti. Bunlardan bir tanesi de devlet babanın iş yerinde. Vatandaş olarak çalışmaya başladı. Kaç para maaş alacak asgari olarak? 4000 lira. 4000 artı 3500 ne etti? 7500. Daha da arttırabilirsiniz bunu ama arkadaşlar palavra atmıyorum. Bunu tek tek rakamlarla size ispat edebilirim. Öyle dumada konuşmak kolay değil. Adamın boğazını sıkarlar. Yanlış anlamayın. Ben Rusya meclisinde konuşmuş, onlara sözünü dinletmiş, takdirlerini kazanmış, kitabı Moskova Üniversitesi'nde okutulmuş, okutulan bir insanım. Kardeşlerim ben bu işi biliyorum. Benimle Rusya Amerika'ya elinin tersiyle vurdu. Kapitalizm yıkıldı diyor. Haberiniz var mı? Nasıl oluyor da benimin elim altındaki insan bunu duymaz? Ben bu kadar bağırırım, konuşurum. Siz gıkınızı çıkarmazsınız. Böyle şey olmaz. Şimdi 7500 lira 5 kişilik bir aile. Şayet bir tane işçi varsa, 2 tane olduğunu kabul edelim. 4 4 8, tam 11.500 lira 5 kişilik aile maaşı alacak. Bu evde yetişen bir genç daha gidebilir mi? Hayır. Gidebilir mi? Hayır. Sen bunu vermedikten sonra otur PKK ile anlaş. Ne yaparsın? PKK'nın ekmeğine yağ sürersin. Dünya huzurunda rezil ediyor seni, haberin olsun. Ben bu devleti terörle bitirdim mesajıdır bu. Allah'tan kork. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anarşiye mağlup oldu, teröre mağlup oldu. Yanlış anlamayın. Senelerce mücadele verdiler, bayraklarını maalesef burca diktiler. Ha, bu benim günahım değil. Benim gibi inanan düşünenlerin günahı değil. Vallahi de billahi de ruzu mahşerde bizi dinlemeyenler bunun hesabını veremeyecek. Ülke bölünürse bunun faili bu hainleri görmeyenlerdir. Bunu iyi bilin. Sevgili kardeşlerim, doğum yapan her anneye doğum yardımı yapılacak, ikramiyesi verilecek. Şimdi Sayın Başbakanım diyor ki en az 3 tane çocuk isteriz. Oğlum kaç para maaş veriyorsun? 15 lira. La 15 lira çocuğun emzik parası etmez.
E bu çocuğun maması var, sütü var, bezi var, o su var, bu su var, temizliği var. Sen her ay buna en az 500 Türk lirası çocuk parası, maaşı bağla, bir de doğum ikramiyesi ver, anne o çocuğu doğurmak için Allah'a dua eder. Ama şimdi dua ediyor, sakın ya Rabbi. Verdiğin çocuklar bize çile olacak, ben bunu nasıl bakacağım? Bakamayacağı bir çocuğu Allah'tan istemesi imkanı yoktur. Ama Haydar Hoca'nın döneminde kaç milyon nüfus var? Kaç milyon? 74 milyon. 174 milyon olacak. Yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Senelerce kapitalist mantık, materyalist mantık insan gücünü bir hezimet olarak gösterdi. Nüfus planlaması. Ulan sen kafanı planla be, manyak ruh hastası senin. Şimdi ben hatıra dedim size ya, rahmetli babamın bir tek oğlu vardı. Bir mesele oldu mu toplanıp gelirlerdi kapıya. Benden başka kimse yoktu. Tabanca kullanmasını bilmem. Efendim sopa kullanmasını bilmem. Babam da onlara yetiştirirdi işte bir şeyler. Gelenler de 20-30 nüfuslu insanlar. Ama şimdi benim nüfus kalabalık. Hiç kimse sinoruma yaklaşamıyor. Bu işin esprisi. Yani nüfus dünyanın en büyük gücüdür sevgili arkadaşlar. 1 milyonun insanın içinden atıyorum 10 tane süper zeka çıkarsa, süper adam çıkarsa 2 milyonun içinde 20 çıkar. Arttırın bunu oran. Yani nüfus çoğaldıkça zinde kafalar, cins kafalar bunların içinde çıkar. Sen daha onları dünyaya getirmeden ölüme mahkum ediyorsun. Nasıl kalkınacaksın söylesene. Kalkınmana imkan yok. Diğer bir husus arkadaşlar. Güneydoğu'daki deme terörü nasıl önleyeceğiz? Nasıl önleyeceğiz? Evet arkadaşlar. İş yerleri açacağız. Onları unuttuk. İş yerleri açacağız. Türkiye'de çok ciddi tüccarlarımız var. Ayda şu kadar maaş veren büyük tüccarlarımız var. İş adamlarımız var. Artı binlerce insan çalıştıran işverenimiz var. Bunların sayısı belki de en az 1000 tane vardır Türkiye'de. İşte onları çağıracaksın. Arkadaş, bak sizin göreviniz %10. Kaç kişi çalıştırıyorsun? 800 kişi. 80 insanın çalışabileceği bir iş yeri açacaksın. Nerede? Güneydoğu'da. Yapamam yok. Kanun çıkartacaksın. Mecbur yapacağım. İster pazarlama, ister üretim, neyse. Düşünün ki Güneydoğu'da binlerce insan işçi statüsüne kavuştu. İşten başını kaşıyacak vakit bulamıyor. Zaten o çocuğun, o delikanlının dağla işi olabilir mi? İşte bu şartlarda eğitim devletle milleti barıştıracak. Devlet millet barışı. Sivil asker barışı. Sen senelerce devlete dinsiz dedin. Askere dinsiz dedin. Allah korusun yarın çocuklarımız askere gitmekten bile hicap edecek. Niye? Ulan burası dinsiz bir efendim mekan. Ne ararım ben oraya? Bu kuruma deyip askerlikten kaçacağım. Askerlik Mehmetçiğin olduğu yerdir. Muhammed'in davasının görüldüğü yerin adına asker ocağı denir. İbadettir. Anlaşıldı mı? İşte kardeşlerim, halk arasında doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle yuvaları geliştireceğiz. Evlilikleri gündem edeceğiz. Bak, evlilik kredisi verecek kim? Haydar hocanız. Kredi vereceğim.
kızıma da vereceğim, oğlumu da vereceğim. Teşvik için özellikle Güneydoğu'ya daha fazla vereceğim bu işi. Kredi, faizsiz. O faizsiz krediyi de vatandaşlık maaşıyla 20 senede ödeyecek. Arkadaşlar düşünün ki benim Kürt gelinim oldu. Veya Türk gelinim oldu. Kürt'üm, Türk gelinim oldu. Bu toplum kaynaşır mı yoksa çatlar patlar mı? Ne olur? Kaynaşır. Dostluklar, kardeşlikler artar mı? Elbette artar. Bu formülleri hayata geçirmeden ve bunları uygulamadan Türkiye'de biz terörün önüne geçmemiz asla mümkün olamaz. İnşallah Allah nasip eder. Güneydoğu'da terörün bittiğini Haydar hocanızla birlikte yaşayacaksınız. Tamam mı? Ben Güneydoğulu kardeşlerimin, benim bir sürü Kürt kardeşim var, arkadaşım var. Yanlış anlamayın. Şu anda gitsem kapılarına selamun aleyküm, vallahi de billahi oturtacak yer bulamazlar. Başım gözüm üstüne derler. Ben bunu yaşıyorum. Bugün isterseniz gelin Diyarbakır. Ben 3. parti Diyarbakır'da oldum. Ey Ankaralılar! Nereden gidiyorsunuz siz? Ben Tunceli'de %7 oy aldım. Nereden gidiyorsunuz siz? Ha? Söyleyin bakayım bana. Türk oğlu Türk müsünüz? Hadi oradan havayı bırakın. Var mısınız şimdi bu hocaya sahip çıkmaya? Var mısınız? Bak önden ses gelmiyor. Yani Güneydoğu'daki problem arkadaşlar. Şimdi insan hasta, kanser hastası. Damarı tıkalı. Eğer bizim Mustafa'nın yaptığı ilacı almasan o damar açamazsın. Ya beyin kanaması olacak ya kalp seklesinden gidecek. Onun için bizim Mustafa'nın doktorluğuna hepimizin ihtiyacı var. Anlaşıldı mı? Aynen bunun gibi. İşte bir hekim mantığıyla biz Güneydoğulu kardeşlerimizi kucaklayacağız. Onların yaşlıları bizim analarımız, babalarımız. Gençleri kardeşlerimiz, öz ve öz kardeşlerimiz. Bu kültürü, bu anlayışı, bu medeniyeti geliştireceğiz. Ben bunu yaşıyorum. Bak ne dedim size, gidelim. Vallahi gelin. Adres istiyor musunuz? Gelin Malatya'ya gidelim. Pötürge'ye gidelim. Bir sürü dostum var. E vallahi dersiniz abi hoca herhalde Kürt'tür. E tabi yahu benim o Müslüman kardeşim, onun benden farklı nesi var? Bunu hayata geçireceğiz sevgili kardeşlerim. Terör anca böyle biter. Lise mezunlarını sınavsız üniversiteye alacağız. Var mısınız buna? Gençler, bakınız gençleri bir sürü sınavdan geçiyor. Yok o sınavı, bu sınavı. Anasını dinini alıyor çocukta. Pres yapıyorlar. Sonra kardeşim, Şırnak Lisesi'nden yetişen öğrenciyi düşün. Sınav Şırnak. Bir de ben Trabzon Lisesi'nde 7 yıl hocalık yaptım. Bir de Trabzon Lisesi'nden yetişeni düşün. Trabzon Lisesi üniversite gibi. E vallahi öyle. 200 tane hocası vardı benim dönemimde. Kendi, her biri kendi dalında otoriter. Mezunlar yani mükemmel adamlar. Şimdi o dönemde Şırnak'ı ben düşünüyorum. Siirt'i ben düşünüyorum. Adamlar matematik dersine hoca bulamıyordu. Geometri dersine hoca bulamıyordu. Ne bileyim birçok ders hocasız geçiyor. Aynı şartlarda ikisini sınava koyacaksın. Trabzon Lisesi'nden mezun olan Ahmetoğlu Mehmet almış 500 puan atıyorum. Öteki de almış 120 puan. Allah senin canını alsın ya. Sen elini ayağını bağladın adamın, ondan sonra koş bakalım diyorsun. Yetiştirmedin bunu. Onun için ben sınavları kaldırıyorum. Var mısınız? Yetmedi. Ama hocam ya tıp fakültesine talep fazla olacak.
mühendisliğe fazla olacak. Haydar Hoca'da formüller bitmez. Yeter ki siz gelin benimle olun. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bakınız, baktık ki tıp fakültesine talep fazla. Peki siz ne yaparsınız? Ben bu sefer öğretmenliği öne çıkartırım. Yetmedi, hamallığı öne çıkartırım. Nasıl hocam ama hamallığı öne çıkartırsın? 10.000 Türk lirası maaş veririm ona. O zaman millet der ki ya bu hamallık ne mübarek şeymiş. Şimdi doktor 5.000 lira, 6.000 lira veya 7.000 lira talim ederken benim öğretmenim 10.000 Türk lirası alırsa vay der ya, zaten tıp fakültesi de 6 sene anamız dinimiz ağlayacak. Başımızın saçları ağrıyor. Bazen de saçlar hep dökülüyor. Ama öğretmenlik gayet mükemmel. 4 senede gir bu kapıdan, çık o kapıdan. 10.000 Türk lirası maaş. Şimdi arkadaşlar, o takdirde biz talebi dengeleyebilir miyiz? Yapabiliriz değil mi? Bir kopya verdim size. Bende çok formüller var. Bu adam aranamaz bu iş. İdarecilik değil bunların yaptığı. Bunların yaptığı iş milletten intikam almak. Bir siyasetçi intikam mantığıyla bu işin önüne geçemez. Siyasetçi ölse de dirilse de hizmeti gaye edinmesi lazım. Ne yapacağım da hizmetimi ben çok daha öne, ileriye taşıyacağım. Daha sevgili arkadaşlar, geliri belli miktarın altındaki kesimden vergi alınmayacak. Şimdi asgari ücret alan arkadaşım ne yapıyor? Yok, vergi alınıyor ondan. Kaç lira vergi alınıyor? En az 500 lira vergi alınıyor. Zaten aldığı para 700 lira. 500'ü ilave ederse 1200 lira alması gereken kardeşim alıyor 700 lira veya 750 lira. Biz asgari ücret alan kim olursa olsun, ki dönemimizde 4.000 Türk lirasına çıkacak, bunlardan vergi alınmayacak. Vergi kapitalizmin insanları soyma metodudur, iyi bilin. Zaten kapitalizm bizimle birlikte tarihe gömülüyor. Bunda kuşkunuz olmasın. Ya hocam, sen böyle konuşuyorsun da sen bu kaynakları nerede bulacaksın? Kardeşim, ben Hızır'ın akrabası olduğumu bilmiyor musunuz? Abdal Musa Hazretleri, Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın vekili. Ben de onun dostuyum. Bu işi halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi beni dinleyin. Bakın ben nasıl bu işi biliyorum. Ama hocam, bu senin anlattıkların çok basit. Bu iktidar bunu yapamaz mı? Yapamaz. Niye? Ya bunu adamlar iktidar edene kadar tırlar dolusu döviz gönderdiler. Biz senden bunu mu bekledik? Sen nasıl bu işi yaparsın? Makas alırlar, gırtlağını keserler. Yapamazlar. Mümkün değil. Bilmiyor demiyorum. Yapamazlar diyorum. Yaptırmazlar. Haydar Hoca'ya yaptırmazlar. Ula senin gözünü çıkartırım ha. Ben bana kim yaptırmayacak? Söyleyeyim bakayım. Kim yaptırmayacak? Amerika'ya gidip yalvarmadım ki, Avrupa'dan dilenmedim. Avrupalı gelip bana çaka mı satacak? Benim dedem Sarıkamış'ta şehit oldu. Onun gözünü oyarım. Yanıma yaklaşamaz. Benim ülkemde gelecek onlar, vallahi de işçi olacak, billahi de işçi olacak. Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, unutmadan kaynakları söyleyeyim. Bu tabii bir sohbet oluyor. Tatlı bir sohbet o, unutmadan. Bir, arkadaşlar, kaynaklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kazancı 1,5 katrilyon. İktisat ilmiyle konuşuyoruz. İçinizde iktisatçı varsa takip etsin. 1,5 katrilyon. Sevgili kardeşlerim, 1,5 katrilyon yılda geliri olan devletin bir tek kuruş para bastığını göremezsiniz. Tam 35 yıldan beri. Halbuki
iktisat kurallarına göre bizim en az 500 milyar Türk lirası bu kazanca göre, yani gayri safi milli hasılaya göre parayı tedavüle koymamız lazım. Emisyonu genişleteceğiz. Senyoraj hakkımızı kullanacağız. Eğer ekonomi şartları müsaitse, ki onu maliyeciler çok iyi bilir, Sayın Başbakan toplayacak arkadaşlarını, ben bunu fazla emisyonu genişletmek istiyorum. 500'ü 700 yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Onlar da bakacaklar. Evet Başbakanım, doğrudur. Yani 700 milyar para basma hakkına sahip olan bir devletiz şu anda. 700 kuruşumuz yok. Adam diyor ki ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Ulan satmadık yer bırakmadın ya. Petkim gitti, Tüpraş gitti, Poaş gitti, Şaka gitti, rıhtımlar gitti, köprüler gitti, limanlar gitti, şeker fabrikaları, satmadığın bir şey kalmadı ki. 800 milyarın üzerinde senin şu anda borcun var. Ben senin yerinde olsam oturur, kara kara düşünür ağlarım. Ya Rabbi, ben ne yaptım da bu belayı bana verdin? Niye benim kafamı bu kadar karıştırdın? He, bunu bu dua et. Arkadaşlar bakınız, yetmedi. Yılda şu anda ödenen faiz miktarları tehir edilen rakamlarla en az 100 milyar. 100 milyar sevgili arkadaşlar. 700 bastık, 100 ilave ettik. Ne etti? 800 milyar. Daha ilave yapalım mı? Yeraltı kaynaklarımız var mı arkadaşlar? Ne var? Altın var. Bor var. Toryum var. Demir var. Bakır var, kömür var. Var oğlu var, bir sürü. 3 katrilyon dolarlık yeraltı zenginliğimiz var. Bak size yeminle konuşuyorum. Vallahi de billahi de en az 1 trilyon dolarlık yeraltı kaynağını her sene paraya çeviririm ben. Para yaparım. Var mısınız? Şimdi sevgili arkadaşlar, yanlış anlamayın. Rusya beni bir gün iki gün takip etmedi. 2005 yılında İstanbul Kongresi'ne geldiler. Nerede benim kitabım Ahmet? Ulan kitabımı da kaybettiniz. Sevgili arkadaşlar, bu bir tezdir. Bu tezi ancak bir Türkoğlu yazabilir. Başkası yazamaz. Niye? Çünkü bundaki sistematik bütünlük aynı zamanda bizim örfümüze, adetimize, geleneğimize, maneviyatımıza uygun da ondan. Yani devlet adamı cennete mi girmek istiyor? Haydar Hoca'nın Milli Ekonomi modelini uygulasın. Tamam mı? Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun kongresini yapıyoruz. Viktor Minin, Lisiçkin, efendime söyleyeyim Viktor Volkonski, Kavreles. İlk kongreye gelen arkadaşlar bunlar. O zaman tanıştık. İlk kongreden sonra benim iş yeri var. Bizim Hayri Bey'in iş yeri var. Oraya gittik. Viktor Minin geldi. Hocam dedi, çok yoruluyorsun dedi. Ben gördüm de. Viktor Minin de Ali Viktor'dur. Tamam mı? İmam Ali'nin ismini aldı. Ali Viktor. Şimdi onlar gidiyorlar, onların rengine boyanıyorlar. Kilisede herhalde vaftiz olmuyorlar inşallah. Onlar gibi olmaya çalışıyorlar ama bize gelenler de bizim gibi olmaya çalışıyor. Volkonski'nin bu son şeyde bir sözü oldu. Rusya'da temelinden beri dinle ilim barışmamıştır. Hep kavgalıdır. Sayın Baş'ın milli ekonomi modeli dinle ilmi barıştırıyor. Rusya'nın tek kurtuluşu bundadır diyor. Bunu söyleyen bir ilim adamı ve Çar sülalesinden. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ulan ben onları anlattım da size anlatamadım. Şimdi gel de üzülme. Üzülmem doğru oluyor değil mi? Şimdi arkadaşlar, bakın çocuklar, gençler, beni dinliyorsunuz. Her biriniz kaç kişi ikna edeceksiniz? En az hiçbiri duymamış.
Kaç kişi ikna edeceksiniz? Daha sesli. 100 kişi. Bakın akşama kadar, eve gidene kadar, akşam oldu. Eve gidene kadar bunu bir dervişin zikri gibi, virdi gibi tekrar edeceksiniz. 100 kişiyi ben bağımsız Türkiye'li yapacağım. 100 kişiyi ben bağımsız Türkiye'li yapacağım. Ve önünüze kim geliyorsa bağımsız Türkiye'ye karar kalacak. Anlaşıldı mı? Artık bunu bir ayda yaparsınız, 2 ayda yaparsınız. Ankara'dan sizden istediğim en az 500 bin oy. Var mısınız? Var mısınız? Bak vallahi yaparsınız. Endişe etmeyin. Sevgili arkadaşlar, daha yeraltı kaynaklarımız. Bu kaynaklar devreye girdiği zaman, gayri safi hasılanın karşılığı devreye girdiği zaman, o zaman biz paramızı koyacak yer bulamayız. Vatandaşlık maaşıdır, ev hanımlarına işçi maaşıdır, ne bileyim asgari ücret 4.000 liradır, 5.000 liradır. Bunların tamamı verilir. Ve dünyanın yeraltı kaynaklarında en zengin birkaç ülkesinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarıdır. Bunda kuşkunuz olmasın. Tamam mı? Şimdi ama bak inandıysanız, hocam evet sen dediklerini yaparsın, dediklerin doğrudur diyor musunuz? Gene bu taraftan çok az ses geliyor. Burası? Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Endişe etmeyin. Bakın vallahi yaparım billah. Ya bir Müslüman bu kadar yemin edebilir mi? Benim arkamda öyle güç var mı bilseniz. Ama sen biliyor musun? Evet arkadaşlar. Yani biz bu işi yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün aleyhinde çok konuşuldu. Ekonomi yeter bu kadar. Değil mi? Yeter mi arkadaşlar? İkna ol. Şimdi arkadaşlar sohbet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimdir biliyor musunuz? Senelerce onun mübarek annesinin aleyhinde fitne çıkardılar, dedikodu yaptılar. Bir Bektaşi ailesinin Bektaşi evladı Molla Zübeyde. Öyle takva ehli bir insan ki mürşidinin dergahında affedersiniz tuvaletler de dahil olmak üzere bunları temizleyen mübarek bir anne. Allah şefaatinden ayırmasın. Vasiyetnamesini okudunuz mu? Okuyun bakın. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde hangi hoca, hangi hacı, hangi şeyh, hangi veli, hangi vatandaş o kadar mükemmel bir vasiyet bırakmıştır. Çok müthiş bir vasiyet. Bu kadın işte Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi ile beraber yuva kuruyor. Ali Rıza kim? Gene bir Bektaşi bir ailenin evladı. İmam-ı Musa Kazım'a aşık. 12 imam vardır. Peygamberimizin sülalesinden seçilmiş 12 imam. Büyük evliya, büyük ulema bunlar. Musa Kazım Hazretlerine, affedersiniz İmam-ı Rıza'ya öyle bağlılar ki onun hatırasına nispetle çocuklarının adına Ali Rıza koyuyorlar. İşte bu Ali Rıza Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde ile evleniyor. Onlardan nur topu gibi bir çocuk Mustafa isminde dünyaya geliyor. Ve bu çocuk 7 yaşında Kur'an'ı hatmediyor. 8 yaşında hafızı kelam oluyor. Biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz bunu? Cuma namazlarını Leblebici Camii'nde, Hacı Bayram Camii'nde devamlı kılıyordu. Devrim başbakanı ihbar aldık diyor paşam. Suikast düzenlenecek. Mecbur ayrılıyor. Yani seyrekleştiriyor. Farklı farklı camilere gidiyor.
Balıkesir Nasrullah Camii'nde 60 sayfalık bir hutbe irad ediyor. Devrin hafızlarını topluyor, onlara Kur'an okutuyor, dinliyor, kendi okuyor, onlara dinletiyor. Var mı böyle bir adam? Söyleyeyim bakalım. Allah gani gani rahmet eylesin. İşte o Mustafa Kemal, o Mustafa Kemal iktisat kongresi yapıyor. İktisat bağımsızlığı olmadan bir devletin ayakta kalmasının mümkün olamayacağını beyan ediyor. Biz de onun yolunda giderek milli ekonomi modelini gündeme getiriyoruz. İktisadi bağımsızlığımızı garanti altına alıyoruz. Var mısınız? Ama bakın gene hep bir taraftan ses geliyor. Gençlerden geliyor. Arkadaşlar, tarıma da dilerseniz temas edelim. Çünkü burası tarım bölgesi. Sağ olsun iktidar samanı da artık ithal ediyor. Efendim, millet kuyruğa giriyormuş, öyle mi? Öyle mi var ya? Millet parasını verdi, şimdi saman alacak. Kendisi nereye gidiyor ekmeğe biçmeye? Bir memleketi, arazisini kiralamış. Sudan. Şimdi sevgili arkadaşlar, öyle işler yapılıyor ki vallahi bunlar bir insan bu işleri yapsa kendi deliliğini anlamak için Cenab-ı Hakk'a rica eder, der ki ya Rabbi en az bir çuval akıl ver bana ki deliliğimi anlayayım. Yani bir çuval akıl olmadan, bir sepet akıl olmadan da bu iş anlaşılmaz. Sen Sudan'a gidiyorsun, oranın arazilerini ekmeye biçmeye. Arkadaşlar ama bu işin inceliğini bilmiyor. Sudan siyaseti Amerika'ya kapıyı kapadı. Şimdi aynı Amerika'ya Suriye'de kapıyı kapamıştı. Yıllarca Sayın Başbakan oraya gitti geldi. Ne yaptı? Suriye'ye tuzak kurdular. Oyun oynadılar. Terörist yetiştirdiler. Yarın Sudan'ın akıbetinin böyle olmayacağını kimse garanti edemez. Ben şahsen endişe ediyorum. Çok samimi konuşuyorum. Topraksa senin ülkende. Senin ülkende toprak dünyanın 7 ülkesinden biridir Türkiye. Onun için biz eskiden tahdit kanunları vardı. İşte şunu şu kadar ekeceksin, bunu bu kadar. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarı döneminde bu kanunlar kalkacak. Kim ne ekmek istiyor ekecek, ne biçmek istiyor biçecek. Bunun da miktarı yoktur. Ve devlet tarafından teşvik edilecek. Tohumunu toprağa atmadan, bunlar çok uzun Ahmet, 3-5 tane madde zikredersek yeter. Tohumunu toprağa atmadan, içinizde tarımla uğraşan arkadaşın var mı? Yok mu? Abdullah ne yapıyorsun ya? Abdullah neredesin? Tarımla. Tarım kalma. Bir tane var, sağ ol. Şimdi sen beni iyi dinle. Köye gittiğin zaman arkadaşlarını anlat. Tohumunuzu toprağa attığınız zaman yetiştireceğiniz ürünün %50 avansını peşin alıp cebinize koyacaksınız. Kendiniz pazar buldunuz, buldunuz. Bulamadınız %50'sini de malı teslim ettiğiniz zaman. Nasıl? Peki malın fiyatını kim takdir edecek? Kooperatif ve yetiştiren üretici. Nasıl arkadaşlar? İyi mi? Bak, tütün yetiştiren arkadaşları görüyoruz. Perişan olmuşlar. Pamuk bitmiş, şeker pancarı bitmiş, fındık bitmiş, üzüm bitmiş, kiraz bitmiş, zeytin bitmiş. Evet arkadaşlar, bunları yeniden ayağa kaldıracağız, atağa kaldıracağız. Ama bir elin nesi var, iki elin sesi var. El ele vereceğiz Yusuf'umla beraber. Bu işi halledeceğiz. Var mısınız? Evet. Sağ olun.
Sevgili arkadaşlar, en son gelin şu Duma olayını konuşalım. Duma'da biz dünyayı duman ettik. İnanın mı? Şimdi bazı arkadaşlar şunu görmesi lazım. Rusya hakikaten siyasetini gerek iktidarı gerekse muhalefeti ilim dalıyla, kanalıyla yapıyor. Mesela biz Rusya'ya gittiğimizde muhalefet partisi genel başkanı Liberal Demokrat Parti'nin Jirnovski genel başkanı, aynı zamanda meclis başkanı, arkadaşlar o bizi karşıladı, ekibi karşıladı. İktidar partisinin genç bir milletvekili de bizim arkadaşlarımızı aldı, Duma'yı gezdirdi, meclisi gezdirdiler. Sevgili arkadaşlar, inanır mısınız? Gerek iktidarın gerekse muhalefetin genel başkanları, genel başkan yardımcıları, danışmanlar meclise geldiler. Tek tek Rusça'ya da bunu çok güzel tercüme ettiler, takip ettiler. Konuşmanın hemen ardından benim konuşmam bitti. Sayın Putin saygılarını, selamlarını bildirdi. Baştan sona kadar ben dedi bu konuşmayı takip ettim. Bir milletin özetle kalkınması için ne var? Hepsi bunda mevcut. Onun için Rusya bu projeyi, bu tezi hayata geçirecektir. Saygılar sunuyorum dedi. Şimdi sevgili arkadaşlar, Rusya kabul etsek de etmesek de bize tanıtıldığı gibi öyle sert mizaçlı insanlar, menfaat perest, bunlar geçmişte kaldılar. Şu anda çok medeni, çok efendim babacan ve de bilhassa Türkleri memnun etmek isteyen bir halleri ve de tavırları var. Orada bizim etrafımızdaki arkadaşlarım şahittir buna. Hepimizi. Ya sen Rusya'ya girerken aranmayacaksın. Tövbe de. Bu mümkün mü? Çıkarken bizim çıkış kapısına kadar ne kadar geçiş kapısı var, serbest geçtik. Ha, daha evvel ben oraya gitmiştim. 80'li yıllarda böyle bir uygulama yok. Ama şu anda Rusya bize kucağını açtı. Beraber olalım diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne örneğin ne kadar ihracat yapıyoruz? 11 milyar. Yeminle konuşuyorum. Sayın Başbakan gitsin, ikna etsin. 100 milyar dolar yılda Rusya'ya ihracat yaparız. İthalat ve ihracatımız, onların yeraltı kaynakları çok zengin. Petrolü var, doğalgazı var, her şey var. Öyle bir statüye geliriz ki yıllık kazancımız en az Rusya'dan 200 milyar dolar olur. Sayın Başbakanım Amerika'yı tercih edesin, lütfen oraya dönsün, milleti rahatlatsın. Kendinin evet devlet başkanı olması güzel, zaten olacak. Biraz da milleti düşünsün diyorum sevgili arkadaşlar. Bizim o dünyayla beraber olmamız lazım. Neden? Çünkü o dünyanın Türkleri tamamına yakını, %99, %99'u Müslüman. Rusya'nın %20'si Müslüman. Toplam Rusya'nın İslam nüfusu %43, %8. Böyle bir dünya burası. Arkadaşlar yeminle konuşuyorum. Eğer irşat ve ikaz metotlarıyla bu insanlara yaklaşır, onları kendi dünyamıza çekersek bütün Rusya'yı, Türk milleti Müslüman eder. Bunda kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın. O zaman Türkiye'nin başta olduğu, eğer Türkiye baş olmak istiyorsa Avrupa'da bunu aramasın. Avrupa'ya gittiği zaman Avrupa'nın kuyruğu yaparlar onu. Başka yere koymazlar. Türk İslam dünyasının başa ihtiyacı var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunu iyi bilesiniz. Böyle güçlü bir blokta,
böyle güçlü bir blokta dünyanın yaptığı oyunların altında ezilmemek için gerek Çin'e karşı, gerek Avrupa'ya karşı, gerekse Amerika'ya karşı samimi olarak konuşuyorum, Rusya bizim yanımızda olacaktır. Bunda kuşkunuz olmasın. Şu anda mesela Rusya Suriye'ye muhafızlık yapıyor. Bunun sebebini düşünebiliyor musunuz? Amerika şu ana kadar orayı yiyip bitirecekti. Niye yiyemedi? Rusya'dan dolayı yiyemedi. Rusya müsaade etmiyorum dedi. Müsaade etse Esad'ın yerinde yerler eserdi. Etmediği için hiçbir şey yapamıyorlar. Yapacağımız şey sevgili arkadaşlar, biz Batı bloklarıyla değil Doğu'da şartta olan Türklerle beraber olup oradaki devletlerle bir birliktelik, bir güç birliği oluşturmamız lazım. Ben bunu senelerdir düşünüyorum. Azerbaycan Devlet Üniversitesi'ne 1991 yılında öğretim görevlisi olarak girdim. 14 sene orada öğretim görevlisi, üyeliği yaptım. Sevgili arkadaşlar, bize dediler ki bu komünist dünyanın örfü yok, adeti yok, dini yok, imanı yok. Arkadaşlar şimdi Kur'an getirin el basayım. Azerbaycan'a biz gittiğimiz zaman akşam namazından sonra bir hanımefendiyi sokakta görmemiz mümkün olmamıştır. Ne zaman demokrasi geldi, millet sokağa döküldü. Şimdi de diyor Azeriler ki, ya bizim karıları sokağa döktük daha eve alamıyoruz. Sevgili arkadaşlar, kısaca bu propagandalara kanmayalım. Bir gün şu anda Milli Eğitim Bakanı olan Merdanon Mısır evindeyiz, sabah kahvaltısını yaptık. Okula, üniversiteye gidiyoruz. Dedim ya Merdanon dedim, bize derlerdi ki bu adamların dini yok, imanı yok, kıblesi yok. Güldü dedi, ya sizin için de bize öyle derlerdi. Arkadaşlar ben üniversitede vallahi de billahi kapalı öğrencilerim vardı. 5 vakit namaz kılan öğrencilerim vardı. Mescidim vardı üniversitede, mescidim. Bakü Devlet Üniversitesi burası. At sahibine göre kişniyor arkadaşlar. Ve o dünyaya bir sürü, evet belki Lenin Stalin döneminde böyleydi. Ama o köprülerin altından çok sular geçti. Şimdi Güneş Bağımsız Türkiye Partisi Milli Ekonomi modeliyle çok farklı doğuyor. Bülbüller atıyor, bülbüller. Anlaşıldı mı? Ve biz göreceksiniz. Allah nasip edecek inşallah en kısa zamanda. Avrupa'nın en güçlü ilçesi hangisi? Söyleyin bana. Almanya. Almanya'dan işçi getireceğim. Dünyanın en güçlü ülkesi hangisi? Korkmayın, söyleyin. Amerika'dan hem de en vasıflı adamlarını işçi getireceğim. Yapmasam namussuzum. Var mısınız? Var mısınız? Bu işi biliyoruz arkadaşlar. Bu işler kobyayla olmaz. Artı sümük salya olmakla olmaz. Artı sevgili arkadaşlar, bir Türk dünyaya bedeldir inancıyla bu işler olur. Var mısınız buna? Çok konuştuk. Beni dinlediniz. Ahmet bu ne ya? Arkadaşlar, benim günahım değil. Ahmet önüme bir yazı verdi. Şimdi bunu seslendiriyorum. Rusya'ya gitmeden biz dışişlerinin Fuat nerede? Dedik ki ya bak biz Duma'ya, yani devletine davetliyiz. Meclisinde konuşma yapacağız. Haydar hocamız da tezini anlatacak. Siz oradaki ateşeye veya elçiliğe bilgi verin. Bizimle beraber olsun. Gittik, havaalanında görmedik. Herhalde havaalanının yolunu bilmiyor dedi.
Evet arkadaşlar, meclise gittik, bizden kimse yok. Ve devlet efendim bizden bir tek haber yaptırmadı. Sen devleti tanıtmak için milyon dolarlar, milyar dolarlar veriyorsun. Haydar Hoca devletin değil de kimin tanıtımını yapıyor? Söyle bana bakayım. Ha? Kimin tanıtımını yapıyor? Bak basından, yayından Allah aşkına bir kelime duydunuz mu? Okudunuz mu? Bunlara ders vermeye var mısınız? Şimdi ne, nasıl yapacaksınız ama biliyor musunuz? Bak şu anda Mesaj gazetesi, yeni Mesaj mıydı? Yeni Mesaj gazetesi tam 100.000 tirajda. Bir söz verin yarın 200.000 tiraj olsun. Var mısınız buna? İnşallah. İnşallah bu yılın sonunda Mesajı da 300.000'e çıkartacağız. Çatlayacaklar, patlayacaklar. O zaman da bakın, kefaretleri çok olacak. Öyle bir defa anlatalım, iki kabul etmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Kefaret ödeyecekler. Niye? Yahu siz nasıl insansınız ki? Dünya yerinden oynadı. Bak orada bir yazı gördüm. Önce Rusya, şimdi neresi? Çin ya. Çin de devreye girdi. Dua edeceğim. Ya Rabbi bu iki millete hidayet nasip eyle. Amin. Konuşmamız tatlı geçti mi? Geçti mi arkadaşlar? Şimdi Abdullah. Nuri gel bakalım. Şimdi ben bu arkadaşlara sosyal devlet, milli devleti konferans olarak vereceğim. Zamanını tayin edin. Ve inşallah böyle zevkten bu millet sayha ata salonu terk edecek. Anlaşıldı mı? Biz bu işin kitabını yazdık arkadaşlar. Bakın, milli devlet, affedersiniz, milli ekonomi bu işin kitabı. Bir de sosyal devlet, Mustafa Kemal'in. Onun da kitabını yazdım. Ezbere konuşmuyoruz. Anlaşıldı mı? Hepsi kayıt altında, kuyudat altında. Anlaştık mı? Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza. Evet, hediyeler var, plaketler var. İcbal Gençlik Derneği Genel Merkezi adına Baştürk Haydar Baş resmini arkadaşlarımız hediye ediyorlar. Evet, kaldırıyoruz. Yine sırada Ankara Meltem Koleji öğrencileri gümüş bir kalem ve çiçek takdim edecekler. Yine Ankara'daki üniversitelerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğrencileri yine Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza gençliğe mesaj yazılı hediyeyi takdim ediyorlar. Evet, yine Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Kadın Kolları Profesör Haydar Baş Beyefendi'ye Zülfikar'ın kılıcını hediye ediyor. Evet, Zülfikar'ın kılıcı geliyor. Zülfikar kılıcı geliyor, evet. Yine Mina Derneği Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doktor Hanım'ın plaket hediyesi var. Bağımsız Türkiye Partisi Yeni Mahalle İlçe Teşkilatı'nın plaketi var. Evet, saymakla bitmiyor hediyeler, ödüller, plaketler arkadaşlar. Sevgili Ankaralılar. Yıldız Sanayi Sitesi iş adamları plaket takdim ediyorlar Profesör Haydar Baş Bey'e.
Evet, gençliğe mesaj. Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendinin gençliğe hitabesi üniversite öğrencilerimiz tarafından hediye ediliyor. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi Yeni Mahalle İlçe Teşkilatı plaket takdim etti. Evet, gençler, üniversiteliler, İcmal Gençlik Derneği Genel Merkezi'nin hediyeleri saymakla bitmiyor sevgili Ankaralılar. Evet, plaket ödül törenimiz sürerken ben programımızı burada kapatmak istiyorum. Sevgili Ankaralılar, ekranları başında bizleri izleyen milyonlar. Milli kahramanlarımızı ama gecemiz gündüz başladı, gece bitti. Burada sona eriyor. Yeni bir Milli Kahramanlar Anma programında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, hayırlı geceler. Türkiye, var mısın?